Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Mısır'ın İskenderiye şehri yakınında bulunan Uluslararası El Alemey'in Havalimanı'nda düzenlenen Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Mısır'da ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık Fuarı organizasyonunu başarılı bulduğunu aktaran Demiroğlu, fuarda Mısır Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra ilgili birimlerle ve diğer delegelerle var olan ve olma ihtimali olan projeleri konuşma ve tartışma fırsatı bulduklarını söyledi. Mısır'ın hem Arap dünyası açısından hem de Afrika açısından çok önemli bir ülke ve çok değerli bir konuma, tarihe sahip olduğunu, Türkiye ile ilişkilerin iyi bir seviyede seyrettiğini kaydeden Demiroğlu, Mısır'da ofis açmak kolay bir şey yapabiliriz. Ama esas biz ofis açma seviyesinde değil de daha ileri seviyelere götürmeyi tercih ederiz. Biz ümit ediyoruz ki TUSAŞ'ın, Turkish Aerospace'in Mısır'daki varlığı, daha üst seviyede olmak üzere kurgulanabilecek bir varlık olacaktır. İnşallah ileride fabrika bile kurulabilir değerlendirmesinde bulundu. Demiroğlu, Hürjet eğitim uçağı Hürjet'in ihracatına dair biz tabii ki Hürjet'i mümkün olduğu kadar müttefiklerimize satmak isteriz. O amaçla buraya getirdik. Şu anda o yönde çalışmalarımız devam ediyor ama herhangi bir şey söylemek için erken, çok uzun olmayan bir vakitte gelecekte inşallah böyle bir sözleşmenin hayata geçirilebileceği konusunda çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Milli Muharip Uçak Kanunu'nda çok önemli bir proje olduğunu belirten Demiroğlu şöyle devam etti. Kanı sadece TUSAŞ'ın değil Türkiye'nin hatta dost ve müttefik ülkelerin ortak bir projesi olarak görüyoruz. İlk uçuşumuzu yaptık. Seneye iki tane platformla uçuşlarımıza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu 20'li yılların sonunda 2028'e hedefliyoruz şu anda. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarımıza başlamayı planlıyoruz ama diğer ülkelerinde dost ve müttefik ülkelerinde ciddi ilgisi olduğunu biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Demiroğlu, Mısır'ın da bu projeye katılımını görmekten çok büyük sevinç duyacaklarını söyledi.